Masala çayı şimdi Hindistan'dan geliyor bu temel. Hindistan'da tüm dünyaya yapılan baharat ticareti var. Baharatın hepsi Himalaya'da bulunmaktadır. Burada bulunacak baharatlar aslında baharat çayı. Baharat da her baharat kendisinde bir sır barındırıyor. Yanlış gramajı baharatın da, sebzenin de, meyvenin de, hele hele bu türlü otantik, egzotik baharatların yanlışlıkla eğer yapılırsa sizi uykuya götürür, sizi sinir bozukluğu yapar. O yüzden verdiğim tariflerin ne olur, kalemlerinizi alın, kağıtlarınızı gram gram düzgün Web yazalım. sitemizde de var bunlar. Oraya da yazıyoruz hepsini. Bütün ölçümleri lütfen oradan koyun. Düzgün Şems olsun. Hanım diyor ki bunların gramları, ölçümleri çok önemli. Eğer uygunsuz kullanırsanız istemediğimiz sonuçlar çıkabilir. Evet, sonuçta sizin dediğiniz gibi bir seremoni şu anda yaptığımız şey. Burada karanfil var. 4-5 tane karanfil. Burada çörek otu çok az alacağız. Çay kaşığının ucunda. Yapalım mı bir yandan? Yapalım. Siz hem tarif edip hem de göstereyim. Evet, lütfen. Tamam. Bu özel bir çay. Ben tutayım Evet. onu size. Şimdi buraya koyulacak baharatları Şurada öncelikle... küçük kaşığımız da var. Evet, alayım ben. Şimdi 4-5 tane karanfil. Yani kaç kişi ailedeyse bunu 2'ye çarpacak, 3'e çarpacak veya 4 kişi ise 4'e. 2-3 tane karanfil koyuyorum. Bunu kaç kişilik hazırlıyoruz biz şimdi? Şu anda hazırladığım Tek 2 kişi. kişi. 2 kişi. 2 kişi Tamam. hazırlanacak. Burada bu çayın bir de çok önemli özelliği var. Önceki bir konuk için de onu söyleyeyim, o da yazsın. Zayıflama, yağları kırma, yağları eritme yapan baharatımız siyah tane biber. Tüm baharatların altın kralı. En çok ticaret yapan baharattır. Buraya 2-3 tane de siyah biberi koydum. O büyüklüğüne göre bakılıyor. Kakule. Dünyada tüm mutfaklarda İtalya, İspanya, Meksika, Anglia, her tarafta İngiltere, her tarafta kakuleyi bir numaralı baharat biliyorlar ve her şeye katılıyor. Çorbalara, böreklere, her şeylere. Kakuleyi ben göstermek istiyorum. Kakulenin içi de bereketli yani. Dışarıdan yaprak ama içinde tohumları olan yaprak görüyorsunuz. Onu eziyorsunuz. İçini Kakuleyi açınca ben da... şu anda açıyorum. Açıyorum. İyice elinizde bunu ezin. Eğer yapamıyorsanız da bunu havanda da yapabilirsiniz, ezebilirsiniz. Bakın kokusuna. Oh, mis gibi kokuyor valla. Ezildi böyle. İçinden tane tane Kabuklarını alıyor muyuz? kabuklarını da ben katacağım. Kabuklarını da Tabii ki, tabii katıyoruz. ki. Yani kabuklar çok İçinden önemlidir. çünkü kahverengi çekirdekleri çıkıyor. Çıkıyor, evet. Bunu eğer ki tansiyon yüksekliği var, eğer ki tansiyon düşüklüğü var, kalpte bir problem varsa bu çayı önce bir doktorla konuşun. O kadar etkili bir çay yani. Çok etkili, evet. Bir şifa, bir ilaç, yani her şey bunun içindedir. Buraya kakuleye koydum. Ben bu kakuleyi böyle de yiyorum. Biliyor musun? Tat veriyorum ağzıma. O zaman o biraz sizi böyle götürür bir yerlere. Uyutur mu? Uyutur Sabah sizi. sabah yapmayayım o zaman. Evet. Çok Peki. az çörek otunu koyuyorum. Aslında çörek otu da sizin o tansiyonu stabil hale getirecek. Çörek otu da iyi bir düşünülmüş hepsi. Baharatlar birbirine zincir gibi bağlı. Çörek otunu da koydum. Artı buraya sıcak suyumuzu koyacağız şurada. Hocam. Emir alayım. Sıcak suyu ilave edeceğiz ve biz bunu Tutuyorsanız tutuyorum koyuyorum. ben, tutuyorum. Ne kadar demleteceğiz? Demleyeceğiz. Ne Yani kadar çok bekleyeceğiz? fazla değil ki baharatlar. Hafif kendi yağını, doğal yağlarını, aromalarını bıraktıktan sonra döküyoruz. İyice dökeceğiz. Daha dökeyim mi? Dökün, Hepsini dökün, doldurun, dökün, değil dökün. mi? Evet. Peki bu çayı yaptık. Ne kadar zamanda içelim? Aç mı, tok mu, gece Sıcak yatarken değil mi mi? bu? Evet. Ne zamanları yapalım? Şimdi eğer hızlı bir şekilde zayıflamak istiyorlarsa o zaman günde 3 defa bunu kullanabilirler. Öyle mi? Evet, çünkü öyle bir karışım olacak ki yan etkisi sıfır. Hiçbir yan etkisi yok. Sadece faydası var. Artı çocuklar kullanabilir. Zihin açıklığını yapar. Ruh halinizi dinginleştirir. Grip, soğuk havalara giriyoruz artık. Griptir, üşütmedir, bakteri, mikroplara karşı savaşmaktadır. Artı bağırsakları temizlemektedir. Toksinlerden arındırıyor. Hem içeriden hem dışarıdan. Sünger gibi temizlemekte. Maddeleri Böyle bir daha bir sayalım mı? Karanfil var. Karanfil, Karabiber. kakule, Karabiber, kakule.
Evet. Çörek otu. Çörek otu, baharatlar olarak bunları kullanalım. Şu neydi? Kafanız da çok karışmasın. Burası siyah çay. Siyah çay. Burada çay kullanacağız. Evet. Sonuçta bir çay yapılıyor şu anda. Bu baharatları kaynar suda 3-4 dakika bekletiyorsunuz. İyice tüm o aroma çıktıktan sonra, yağını bıraktıktan sonra buraya çayı ilave edeceğim. Altında bir mum yanıyor ve şu anda biz onun üzerine tekrar koyalım. Mumun üstünde yavaş, varsa böyle bir imkanınız. Evet. Çok keyifli. Hep masada dursun, hep o mum yansın. Her ne zaman isterseniz o çayı da her zaman sıcak sıcak alabilirsiniz. Siz de çocuklarınız da çok faydalıdır. Yoga hocaları da bunu yapıyor. Yoga derslerinde sporcuların vazgeçemediği bir çaydır bu. Peki şimdi artı bunu koyalım artık. Demlenene yine kadar bir şey de size söyleyeceğim. Bol vitamin, süper vitamin dediğim bu çayın içinde bulunan vitamin B vitaminidir. B vitamini. B. Bakın şu B vitamini bir numaraya nelerde koydum. Var başka yaşlanmayı durduran bir B vitaminidir. Şimdi eğer ki B vitamini nasıl alabilirim? Tabii ki sezonuna göre. İlk sonbaharda ve ilkbaharda mutlaka B vitamini herhalde aile doktorlarınız sizin için yazıyor. Alıyorsunuz çünkü almak zorundayız. Vücut kışa hazırlansın B mix'ları. Şimdi B1'dir, B12'dir, B6'dır. Hepsi B mix yani ailesine ait olan vitaminler yaşlanmayı durdurur. Cildin, vücudun, iç organların direncini artırıyor. Bu çayın içinde de şu anda bulunan her türlü koyduğum baharatlar artı çay. Ve buraya biz bir de süt ilave edeceğiz. Hmm. Süt. Çünkü çayla süt bir araya gelince muhteşem bir birleşim oluyor. Ama yıllardır bunu tartışıyorlar. Yıllardır Alman hocaları, profesörleri, İngiliz hocaları, Mongol hocaları hep süt ve çay birleşince zararlı mı, faydalı mı? Ben bugün onu anlatacağım. Çünkü çok araştırdım. İngilizler hep sütle içerler çaylarını. Hep sütle içer. Almanlar da onlara karşı çıkar. Olmaz, zararlıdır. Ama sonuçta bir araya gelindi. Gerçekten de faydalıdır. Çünkü çayın o alkolik nikotin kafeinini süt alıyor. Sütse çayın bazı bir zararlarını almış oluyor. İkisi birbirine o kadar güzel yakışıyor ki vücuda da bu gerekiyor. Hazmı kolaylaştırıyor. Günlük miktar B vitaminini arahisten alabilirsiniz. Yer fıstığından arahis. Günlük yer miktarınız 133 gram yani bu 4-5 tane cebinizde bulunsun. Bu ton balığıdır. 106 grama yakın bir şeydir o. Karaciğer mutlaka 120 gram. Üçünden biri mutlaka günlük dozajınıza girsin. Bu mevsimlerden konuşuyorum. B vitamini ki gerçekten de sizin cildinizi sıklaştırsın. Ruh halinizi iyi tutsun. Evet. Çayı da koyayım. Ondan sonra tadına yapalım da bakacağız. Peki. Evet. Buraya çay da koyuyoruz. Sonrasında mı ilave ediyoruz çayı? 3-4 dakikadan sonra. 3-4 dakikadan sonra. Sonlara yakın artık baktık ki koku geliyor. Baharatlar artık kendini birleşimini yapmışlar. Buraya çayımızı ilave ediyoruz ve ağzını kapatıyoruz. Nasıl güzel kokuyor kakuliler, evet. Şimdi demlenmeye bırakıyoruz. Demlenmeye bırakacağız, evet. Tamam. Şöyle de bir karıştırayım ben. Peki. Biraz sonra görürüz. Demlenene kadar siz de hepiniz bir bal hazırlayın ve sütünüzü hazırlayın. En son karışımı böyle yapacağız. Ondan sonra bal tadına bakın. Bal ve süt. Peki. Ve orada bir numaralı, dünyanın bir numaralı çayını hazırlıyoruz bu arada. Dünyanın bir numaralı çayı. Son işlem süt. Ha, bardakta tabii, değil. Sütlü çay. Buradayken yapacağız. Evet, öyle mi? Tamam. Ve ben buraya sütümüzü de katıyorum. Zaten şu anda herhalde gramajı çıktı. Koymuştu. Televizyonda herhalde evet. Çıkacak. Sütümüzü de ilave ettik. Nasıl güzel bir görüntü var şu anda. Evet. Doğal antibiyotik çay. Evet. Kimyagerimiz bu bir grip, tarifini. Bakteri, nezle, anjin bir ilaçtır. Ve burada ne oluyor? Ben şimdi panomada gidiyorum. Onu da göstermek istiyorum size. Çünkü görsel görünce daha güzel peki algılanıyor. Cilt konusunda göstereceğim size. Çünkü dedik ya yaşlanmayı durduran bir çaydır. Cildimiz böyle. Değil mi? Buruş, baktığınızda buruş buruş oluyor. Dekoltede, ellerinizde, vücudunuzda, silülit bir sürü. Böyle bir cilttir. Bu çayı kullandığınızda yavaş yavaş bu sizin cildiniz yavaş yavaş ütleniyor. Temizleniyor. Hmm.
Çok fazla da değil. Tabii ki bu mucizedir. Ama gerçekten ütü çeker gibi sıklaşma gidiyor. Kilonuzdan arınıyorsunuz. Böyle bir cilt ister misiniz? Kim istemez? Bu kadar kolay bir çayla. Kim istemez? Değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Biz bu çayı yaptık. Haftada günde 3 kere içtik. Bir kere hızlı kilo verdirecek, metabolizmayı çalıştıracak bir çay olduğunu söylediniz. Tabii. İçinde karabiber var. Karabiber de kanı temizliyor, yağları eritiyor. Isı veren bir baharattır. Harika. Ayrıca cilde de iyi gelir. Ben bunu sırf kilo verdirecek diye bir kere yapacağım. Zaten yaşlanmayı durdurmak ne demek? Yani kiloyu yenmek, bazı hastalıkları yenmek, hafızayı düzeltmek, saçı korumak, tırnak, diş. Bu demek. Bunun da içinde, bu çayın içinde de hepsini bir araya biriktirmişler sağ olsunlar. Nasıl bir elimse bu. Nasıl bir karışımsa. Nasıl bir karışımsa böyle bir ve gerçekten de cildi de cilt de o toksinlerden arındıkça tabii ki düzlenecek, tabii ki güzelleşecek. Vallahi toparlanacak. Bir de balımız var. Evet. Şunu da çıkarayım ben. Buraya tatlandırıcı bal da katabilirsiniz. Çıkartalım onu. Şunun içine koyalım. Mucize çay. Ve buraya bal koyacağım. Çocuklara eğer kan azlığı da varsa buraya pekmez koyabilirsiniz. Keçi boynuzu pekmezi de koyabilirsiniz. Peki az önce hanımefendi çok önemli bir şey sormuştu. Ben insülin kullanıyorum. Şeker hastasıyım. Bu bal acaba burada da sorun çıkartır mı? Çok az katabilir. Yok yok hiç çıkarmaz şey. Herhalde. Çünkü çıkarmaz. Çok az katıyorum. Az. Evet. Ama katma yavaş yavaş da zaten bunu alıştıktan sonra hiç yani gerek de kalmıyor. Alışıyorsunuz çünkü. 3 kere içebiliriz bundan. 3 kere içebiliriz. Misafirlerimize, çocuklarımıza. Okula giderken çocuklara verin. Peki bu gün, tüm gün çocuklara bir şey içebilir. Söyleyeceğim. Gün boyu bu çünkü süt de var içinde. Gün boyu bu altında bu küçük ateşle ufak ufak ısınıyor. Evet. Bunun bir zararı var mı yoksa böyle gün boyu durabilir mi? Dikçe faydası çok alıyor. Niye? Çünkü biz bunu tavada kızartmadık, yakmadık. Termalde durdukça duracak. Durdukça daha çok vitaminini, daha çok yağını bırakacak. Hiçbir yalnız zarar yok. Zaten kalmıyor ki hocam. Karabiberin o acı hali yok. Yok. Ama çok tatlı bir tınısı var. Kışın muhteşemdir. Hele süt var içinde. Enerji de verecek. Enerji verecek. İşte diyorum ya yoga hocaların tarafından da bu çok sporculara tavsiye ediliyor ki sıcak tutsun. Vücuttan içeriği sıcak tutup ama dışarıya toksin atıyor. Peki bunu şeye koyabilir miyiz? Termosta koyup yanımızda götürebilir miyiz? Benim böyle imkanım yok her dakika ateşte. Soğukta içebilirler. Soğukta. Demlendikten sonra pet şişeye dökün. Yanınızda gezdirin. Pet şişeye dökmeyin. Pet şişeye dökmeyelim. Evet. Dökmeyelim. Sıcakken dökmeyelim. Cam şişelere dökelim. Şöyle bir cam var. Yok şu hocam. Diğeri de. Bu. Evet. Bunlara koyun. Bunlar zaten kırılmayan bir şişedir. Bu şekilde götürüp yanınızda gezdirin de tüketin.